Sevgili izleyenler merhaba. Bugün Sayın Ahmet Özal'ı ağırlayacağız canlı yayınımızda. Ahmet Özal son günlerde yeniden sahnelere çıktı. Güneydoğu'yu turluyor. Siyasi söylemleri var, ifadeleri var. Ahmet Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, dolaştık geldik. Yorgunuz ama iyiyiz. Ahmet Özal bugünlerde hayırdır? Güneydoğu'ya gidiyor, meydana, basını ziyaret ediyor. Vallahi davetler vardı. İşte doğuya gittim. İşte Van, Ağrı, Hakkari, Yüksekova, aklına gelecek her yere Doğu Beyazıt Ali gezdim. Bu bir ilk seyahatimdi. Bundan sonra daha seyahatlerimiz olacak. Karadeniz var, Orta Anadolu var, Diyarbakır, Mardin, Urfa, bu bölgeler var. Halkı ziyaret ediyorum. Davetler var. Zaten orada çok eski tanıdıklarımız var, baba dostları var. Ziyaret ediyoruz. İnsanlar da kucak açıyor. Gidiyoruz, oturuyoruz. Davet sadece doğudan mı? Batıdan, Trakya'dan, Ege'den yok mu? Her yerden var. Yani bundan sonraki seyahatimiz belki Karadeniz olacak. Ondan sonra belki Orta Anadolu, Trakya, Ege. Yani Türkiye'den... Biz şunu diyebilir miyiz? Bu davetlerden sonra Ahmet Özal yeniden siyasete ısınıp yani bir siyasi çalışma içerisine girebilir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Ne gibi bir çalışma? Vallahi da yani eğer siyaset, yani siyaset böyle çok ben milletvekilliği yaptım biliyorsun. 99'da bağımsız. Hep her yerde söylüyorum. Ben başbakanlık köşkünü de gördüm. Cumhurbaşkanlık köşkünü de gördüm. Böyle siyasetle mevki vakam derdim değil. Fakat Türkiye'nin bugün yaşadığı durum, dünya konjonktürü, dış politika, buralarda tabii hem yaşanmış hem rahmetli babamla yaşadıklarım, tecrübeler var. Bunları bir şekilde sıkıntılı dönemlerde Türkiye için bunları değerlendirmek, kullanmak lazım. Eğer kullanabilirsem ne mutlu bana. Ama siyasette veya siyaset dışı çok önemli değil. Ama mühim olan bunları değerlendirmek, halkımızın ihtiyacı var diye düşünüyorum. Bu birikimler, bu tecrübeler çok kolay oluşmuyor. Yaşanmışlıklar var. Onun için olabilir mi? Olabilir. Hangi parti diye sorarsan... Tam onu diyecektim. Bağımsız mı hareket ediyorsunuz herhangi bir siyasi partiye? Hiçbir siyasi partiyle hareket etmiyorum. Bir siyasi parti oluşumu da olabilir. Mevcut bir siyasi parti de olabilir ama şu anda gözüken o ki hiçbir siyasi partiyle hareket etmiyorum. Çünkü ben bu siyasi partilerin şu anda çok başarılı olabileceklerini düşünmüyorum. Yani muhalefet veya iktidar. Onlara da tabii onlar da eminim ben %1 milyon eminim. Hepsi herkes ülke için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hangi parti olursa olsun. Kimse ülkenin kötülüğü için çalışmaz. Ama doğrudur ama yanlıştır. Ama yapabilir ama yapamaz. O ayrı bir konu. Ama herkes her yiğidin bir yoğurt işi vardır. Belki bizim yoğurt işimiz onlara uyar, uymaz. Ondan emin değilim. Ama siz Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a da yakın olduğunuz olarak biliniyorsunuz. Bu yaptığınız çalışmaların Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la veya bir Cumhur İttifakı ile bir bağlantısı var mı? Olabilir. Yok. Ben şöyle söyleyeyim size. Sayın Binali Yıldırım'a ben son Covid döneminden beri, öncesinden beri ekonomiyle ilgili rapor veriyorum. 10 günde bir, 15 günde bir Türkiye'deki ekonomiyle ilgili. Onun dışında Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı 94'te belediye başkanı adayıyken onu televizyona çıkartan, destekleyen Kanal 6 olarak ben vardım. Tabii o zamandan beri tanırım Tayyip Bey. Ama hiçbir zaman tanımama rağmen de bir siyasi oluşumda beraber olmadı Tayyip Bey. Hiçbir siyasi girmedim. O belediye başkanıyken veya başbakanlığı döneminde benim ne belediyeyle bir işim oldu, ne devletle bir ihalem oldu. Hayatım boyunca bir devlet ihalesine girmedim. Devletle hiç 5 kuruş devletten para kazanmadım. Dolayısıyla sadece dostluk vardı. Tayyip Bey sağ olsun işte 10-15 günde bir annemi arar. Hal hatır sorar. Sağ olsun. Ama Tayyip Bey tabii tanıdığım bir insan. Ama siyasi olarak bir işimiz, beraberliğimiz olmadı.
Siyaset zaten onun başbakan olduğu, cumhurbaşkanı olduğu dönemlerde ben siyasette yoktum. Bağımsızlıktan sonra, 2002'den sonra hafif geri çekildim. Babamın kurduğu Anavatan Partisi'ne destek olmaya çalıştım. Birkaç defa onu yüceltmeye çalıştım. Ama biliyorsunuz o da çok başarılı olamadı rahmetliden sonra. Kapandı gitti. Bu saatten sonra Tayyip Bey'den size bir ciddi teklif gelse, oluşum, birlikte olma düşünceniz ne olmuş? O zaman bir karar vermek lazım. Çünkü bugün bugünkü şartlarla bir sene, iki sene, üç sene, beş sene önceki şartlar çok farklı. Yani şu anda ekonomi en önemli konu, ekonomidir. Yani bugün ben Doğu'ya da gittim. Şunu gördüm. Etnik kökenler, Türkçülük, Kürtçülük, Alevilik, Sünnilik falan bunlar artık ikinci plana kalmış. Birinci planda ekmek var. Birinci planda insanların çoluğu çocuğu var. Yani o bazı etnik kökencilik, işte hatta demokrasi, bunlar hepsi ikinci plana geçmiş. Yani hep şunu söylerler, yani demokrasi çok önemli bir şey, herkesin istediği bir şey. Rahmetli'nin söylediği gibi ifade hürriyeti, din vicdan hürriyeti, teşebbüs hürriyeti, bunlar çok önemli şeyler. Ama bir şey söyleyeyim size, demokrasi en hassas olduğun ülkeler, kişi başına milli gelir yüksek olan ülkeler. Adamın ekmek sorunu yok. Adam artık demokrasi, ifade özgürlüğünün peşinde koşuyor. Şimdi geri kalmış ülkeler, bizden bahsetmiyorum, bizden çok daha geri kalmış ülkeler var. Bangladeş, Hindistan, Pakistan, onları göz önüne al. Adamın demokrasi derdi yok. Adam diyor ki demokrasi yenmiyor ki kardeşim diyor. Bana ekmek ver diyor. Dolayısıyla demokrasiye tam oturmak için zenginlik gerekiyor esasında. Yani kişilerin zenginleşmesi lazım. Zenginlik neyi getirir? Eğitimi getirir beraberinde. Şu anda Türkiye'de benim gördüğüm gezilerimde insanlar ekmek peşinde. Ekonomik sıkıntının pençesinde. Yani önemli olan bu. Ne oldu da buraya geldik? Yani bir ara bir 2001 krizi sonrası iyi gidiyordu. Sonra son 4-5 yıldır. Evet, şimdi şöyle ben çok kısa özetleyeyim. Bir de sizin aynı zamanda ekonomist olduğunuzu. Ben IMF'de çalıştım, para fonunda çalıştım. Amerika'da, New York'ta çalıştım. Orada şey yaptım, söyleyin adını, uluslararası bankacılık yaptım Londra'da, New York'ta. Sonra tabii en önemli zaman babamla geçirdiğim, çalıştığım dönemdir. Ona destek olmak için. Şimdi şöyle söyleyeyim. En son Ecevit hükümetinde Anayol DSP hükümeti vardı hatırlıyorsunuz. ANAP, DSP ve galiba MHP vardı. O hükümet döneminde Kemal Derviş geldi Amerika'dan. Dünya Bankası'nda. Kemal Derviş de benim oradan arkadaşımdır. O Dünya Bankası'ndayken ben IMF'de çalışıyordum. Aynı iki karşılıklı binada. Kemal Derviş geldi, bir IMF programı getirdi Türkiye'ye. O IMF programıyla beraber ekonomi düzelmeye başladı. IMF'nin kontrolünü, harcamaları kontrol eder falan filan. Fakat son anda tam ekonomi düzelirken Devlet Bahçeli erken seçim dedi. Şimdi IMF programı ilk başları sıkıntılıdır, ondan sonra düzelmeye başlar. O IMF programı sıkıntı dönemini geçti, tam düzelirken seçim deyince üç partide baraj altı kaldı. DSP'de, ANAP'ta hepsi baraj altı kaldı, MHP'de. Aynen. 2002'de AK Parti hükümete geldiğinde Ali Babacan, Kemal Derviş'in getirdiği ekonomi programını birebir takip etti, IMF programını. Yani programın dışına hiç çıkmadı. Çok titizlikle devam ettiler. Sonra 2005'te galiba bir daha bir anlaşma yapıldı IMF ile. 2008-2009'a kadar gitti. Hep IMF'nin gözetimi altında ekonomi devam etti. Ve bunu hassasiyetle götürdü Ali Babacan. Şimdi dolayısıyla 2013 yılına geldik. Tayyip Erdoğan'ın açıklaması var, o zaman başbakandı. Kişi başına milli gelirimiz 12.500 dolar dedi. Doğruydu. Yani Türkiye bir ivme yakaladı. Fakat IMF programından ayrıldıktan sonra kendimiz ekonomiyi, yani kendi hükümet artık kontrolsüz bir şekilde kendi yönetmeye başladı. Fakat ondan sonra harcamalar abartıldı. Bazı lüzumsuz bana göre harcamalar yapıldı. Belki bu geldiğimiz nokta son 8 senenin, 10 senenin birikimleri sonucudur. Yani bu doların 13.5 olması bir gecede olmaz.
Bu bir birikim sonuçtur. Yanlış teoriler üzerinde durdular. İşte mesela Tayyip Bey çok inanıyor ona, faiz sebep, enflasyon sonuç diye. Böyle bir teoriyi ben görmedim ekonomide. Ben ekonomi okudum, tahsil ediyorum. Öyle bir teori yok. Ama o öyle inanıyor. Onu da üzerine gidiyor. Yani faizi indirirsek enflasyon düşer diyor. Şimdi faizi indirdik. Dolar 13.5'a kadar çıktı. Eğer Amerika yarın öbür gün bu Covid'den dolayı para bastı, çok para bastı o da Amerika, dolar bastı. Onları toplamaya karar verdi. Şimdi geri toplayacak. Faizi yükseltecek dolar faizini. Yükselttiği anda dolar 17-18 liraya çıkar Şubat ayında. Artık bir fren kalmadı. Dolayısıyla kişi başına milli gelir 12.500 dolarla 4.000 dolarlara iner, 5.000 dolara iner. Şu anda 7.000 küsur dolarlarda. Dolayısıyla ekonomik programı yeniden dizayn etmek. Yeniden... Neler yapmak lazım dizayn derken? Valla ben size bir şey söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeyim. Vergi sistemini komple değiştirmek lazım. Ben geçenlerde illerden gelen vergilere baktım. Şeyde TÜİK'in web sayfalarından. Ya inanabiliyor musunuz? Türkiye'deki toplam vergilerin, gelen toplam vergilerin %10'u 71 vilayetten geliyor. %10'u. Sadece %10'u. Ya şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. 71 vilayet %10 vergi veriyorsa bana, o orta hal veya fakir kişi başına biliyor illerde 15 sene vergiyi sıfır yasan ne olur? Kaybedeceksin %10. Bunu toparlarsın bir şekilde. Oralara yatırım gider, işsizlikler düzelir, ne bileyim göçmesi kalkar, göç durur. %10'da almayı var. 71 ilden bahsediyoruz biz. Ya mesela en basitinden vergiyle, vergi reformuyla başlaman lazım. Tasarrufu arttıracak formüller bulmamız lazım. Bunlar yapılır. Yani Türkiye büyük bir ülke. Türkiye'nin kapasitesi, potansiyeli çok büyük. Yani doğru kararlarla 6 ayda nefes almaya başlarız. 1,5-2 senede kendine gelir. Dolayısıyla mühim olan iyi bir ekip, liyakatli, bilgili bir ekip, ne yaptığını bilen bir ekiple Türkiye çok çabuk toparlar kendini. Dış dünyayla da barışık olmamız lazım. Herkesle kavga etmememiz lazım. Peki şimdi bir taraftan siz Binali Yıldırım'a danışmanlık yaptığınızı veya fikir verdiğinizi, bir taraftan hani hakikaten Türkiye'de önemli ekonomistler var. Entelektüel birikimi olan, iyi eğitim alanlar var. Bütün bunlara rağmen Tayyip Bey aksini iddia ediyor. Aksi ve konuşmaya başladığı zaman bir anda dolar yükselişe geçiyor. Bu inatlaşmanın sebebi ne olabilir sizce? Bilemiyorum. Tayyip Bey öyle inanıyor. Yani bir de geçenlerde NAS dedi farkındaysanız. NAS. Tabii. Yani, dinle alakalı. Dinle alakalı. Faizin işte, faiz. Şimdi. Haram olduğunu. Haram oldu. Doğru. Yani. Bizim dinimizde faiz haramdır. Onu kabul ediyorum ben de. Ama şimdi biz öyle bir sistem içerisindeyiz ki bir günde bu sistemi değiştirmemiz mümkün değil. Bütün yapı onun. Bankalar kanunu tamamen değiştirmek. Ya mümkün değil şu anda. Şimdi şöyle söyleyeyim. Diyelim ki faizi indirin diyor Sayın Cumhurbaşkanı. %19'dan ne bileyim %15'e indiriyorlar. Şimdi %14'e indirecekler. 13'e indirecekler. 12'ye indirecekler. Şimdi nasılsa eğer. İndirecekler mi? İndirecekler zaten söylüyor. Faizi indirmeye devam edeceğiz diyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. %19, %17, %18 iken faiz, nas, günahsa %14 iken günah olmuyor mu? O zaman eğer buna gerçekten inanıyorsan. Sıfırlayalım. Sıfırlayalım. Enflasyon da sıfır olsun o zaman. Demek ki olmuyor. Yani bir yerde bir yanlış, bir mantık hatası var. Bir ara hatırlayın, faizi Tayyip Bey döneminde %24'e çıkardık. Sonra indirdik. Sen bunu indiriyorsun politika faizini ama bakıyorsun piyasada faizler yine yüksek. Yani bunu kontrol edemiyorsun. Ya bu Cumhurbaşkanlığı sisteminden kaynaklı, tek adam rejiminden kaynaklı bir durum değil midir sizce de? Şimdi tek adam rejimi doğru bir rejim değil. Şimdi esasında başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter sistem bunların hepsi bir modeldir dünyada kullanılan. Ama hani biz diyoruz ya Türk tipi cumhurbaşkanlığı sistemi. Öyle bir sistem dünyada yok. Bunun Türk tipi, Japon tipi, Belçika tipi, Alman tipi yok. Sistem var. Başkanlık, yarı başkanlık, parlamenter. Ama Amerikan tipi, Türk tipi falan diye bir şey yok dünyada. Bir kavram yok. 8. Cumhurbaşkanı babanız istiyordu başkanlık sistemini. İstiyordu. Ama onun kafasındaki başkanlık sistemiyle bunun çok farklı. Farklı. Şimdi defa yargı, yasama, yürütmenin birbirinden bağımsız olması lazım. Şu anda hepsi bir kişiye bağlı. Yargıda, yürütmede, yasamada.
yani kanun hükmünde kararnameyle meclise ihtiyacı yok. E şimdi bu şekilde, mesela Türkiye'de ben olsam ne yaparım? Bu sistemi düzeltmek istiyorsan eğer, bir defa senatoya getireceksin. Meclisin üzerine koyacaksın. Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerini değiştireceksin. Yargıyı tamamen bağımsız hale getireceksin. Yani hiçbir şekilde yürütmeyle başkanla, cumhurbaşkanıyla hiç bağlantısı olmayacak. Amerika'da mesela ben çok iyi biliyorum. Amerikan başkanı gelir, konuşma yapar senatoda, mecliste falan. Önde de yargıçlar oturur. Herkes ayağa kalkar, alkışlar. Yargıçlar ayağa kalkmaz. Ayağa kalkmaz ve alkışlamaz. Eğilmez. Eğilmez. Onlar bağımsız. Zaten yargıç kıyafetinde o da vardır. Düğmesini iliklemez. Düğmesi bile yok. Türkiye'de ne yazık ki. Yani onun için bu yargı, şimdi adalet. Şimdi şöyle söyleyeyim, rahmetli Özal diyorum, 80'li yıllarda ortalama enflasyon o 8 yıl, 7 yıl boyunca %38'di. Bugünün çok üstündeydi. Ama yatırım vardı. Ama millet para kazanıyordu. Piyasa dönüyordu. Hızlı bir kalkınma, büyüme vardı. Neden? Çünkü güven vardı. Güven olduğu yerde, güvenin etkisi faizden daha önemli. O güveni sağlayamadığınız sürece istersen sen faizi %1'e indir. Güvenip de kimse parasını yatırmaz. Yabancı veya yerli yatırımcı. Şöyle söyleyeyim sana. Paranın dini imanı yoktur. Para güvenin neresi oraya gider. Hatta şöyle söyleyeyim. Sen parayı idare edersin. Ama bir noktadan sonra para seni idare etmeye başlar. Yani arkadaş yok ben oraya gitmem, ben buraya giderim. Yani güvenli ol diyerek. Peki bu durum seçimlere kadar nasıl gider? Bir erken seçim bekliyor musunuz? Olursa da bu iktidarın değişme ihtimali var mı? Şöyle söyleyeyim. Erken seçim dediğimiz mesela 2022 Ekim-Kasım diyorlar. Yani seneye bugünler. Erken seçim sayılmaz. O belki. Erken seçim sayılmaz. Yani 6 ay önce. Dolayısıyla erken seçim Türkiye'yi zorlamak, ille de erken seçim yapın diye bas parmağının hiç manası yok. Zaten ya 6 ay önce ya 6 ay sonra hiç fark etmez. Çok manası yok o işin. Ben ama 2022 baharında da seçim isteyenler var. 2022 baharında, Mayıs'ta, Haziran'da da seçim isteyenler. Bence olmaz. Bence seçim olmaz. Çünkü şu anda seçime giderlerse AK Parti ve MHP bundan zarar görür diye düşünüyorum. Onun için seçim yapmazlar. Yapmaları da mantıklı değil. Evet. Onların açısından bakıyorum. Mantıklı değil. Zamanında olur seçim. Ha, zamanında olursa anayasa maddelerine göre, kaçıncı madde hatırlamıyorum. Tayyip Bey'in Sayın Cumhurbaşkanı aday olup olmama tartışması riski da var. Riski var tabii. Belki erken yapar onun için. Yoksa hakikaten de olamaz. Ha, yani şimdi Millet İttifakı'nın adayı tartışılıyor. O mu olsun, bu mu olsun, şu mu olsun. Her gün televizyonlarda bunları seyrediyoruz. Doğru. Cumhur İttifakı'nın adayı kim? Şu ana kadar Erdoğan biliyoruz biz. Bir dakika, onu söyleyen kim? Erdoğan değil. Onu söyleyen Bahçeli. Adayımız o diyor. Peki Sayın Erdoğan'ın ağzından duydunuz mu ben adayım diye? Hiç kimse duymadı. O bile belli değil esasında da. Yani 20 sene iktidarda kalmak kolay bir iş değil. İnsanı yıpratır, yorar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yorgunluk emareti veriyor zaten. Görüyoruz hep beraber. Ha, aday olup olmayacağını bilemem. Ama kendisi ben adayım demedi şimdiye kadar. Millet İttifakı'nın adayı zaten hiç belli değil. Dolayısıyla sürprizlerle dolu bir seçime doğru gidiyoruz. Sonuçları da sürprizler olur. Ben hatırlıyorum 1989'da belediye seçimlerinde Anavatan Partisi büyük hezimete uğramıştı. %21.7'ye inmişti. %46'lık parti. Anavatan Partisi. O zaman diyordu ki herkes işte %40 alır, %38 alır, 40 alır, 45 alır diyen vardı. Bir anda şok, %21. O gün Anavatan bitmeye başlamıştı zaten. Dolayısıyla bizim milletimizin çok enteresan bir şey söyleyeyim. Milletimiz her zaman seçimlerde doğru karar verir. Hiç yanlış karar verdiğini görmedim ben. Yani anketler yapılır, şunlar yapılır, bunlar yapılır. Ama sonuçta halkın kararı çok farklı olabiliyor. Onun için bence hiçbir siyasi parti anketlere fazla güvenmesin. Çünkü hiç belli olmaz. Yani şöyle söyleyeyim ben sana. Ben Malatya'nın köylerini gezerken milletvekili döneminde bir tane köy kahvesinde oturuyorduk. Gençler falan var köy kahvesi gibi. Herkes bağırıyor, çağırıyor. Ekonomi şöyle bağırıyor, çağırıyor. Herkes bağırıyor. Orada bir tane Hasan dayı vardı. 95 yaşında, 96 yaşında. Hasan dayı hiç konuşmuyor. Köy kahvesi gece.
Hasan dayı dedi, sen bir şey demiyorsun, sen de bir şey de dediler. Hasan dayı dedi ki, çocuklar dedi, imparatorluk görmüş insanların çocukları sokağa dökülmez. Ama dedi, hıncını sandıkta çok fena alır dedi. Hasan dayının dediği doğruydu. 95-96 işte bir tecrübe. Dolayısıyla ondan dolayı ben Türkiye'de insanlar öyle sokağa falan dökülmez. Ama sandık önüne geldiğinde kararını verir. İktidar yerine, muhalefet lehine fark etmez. Ama onlar doğru kararı verir. Benim peki efendim, Ahmet Özal olur da hani aktif siyasete başlarsa, parti kurarsa veya bir yerde görev alırsa neleri değiştirmeyi düşünür? İlk hangi noktalara temas etmeye çalışır? Şöyle söyleyeyim. Bir kere adalet. Yani güven getirmen lazım yatırımcıya. Bırak dışarıdan yatırımcı para getirmesini, Türkiye'deki yatırımcı parasını dışarı kaçırıyor. Onu biliyoruz, herkes konuşuyor. Yani buradaki insan parasını kaçırıyor. Tasarruf demektir, yatırım demektir. Yatırım olmadan işsizliğe de çözemezsin. Güven, adalet, güveni sağlaman lazım. Vergileri dediğim gibi, ben olsam vergileri komple, yani bütün vergi kalemlerinin %90'ını siler kapatır atarım. Basit 3-4 tane vergi, %10 derim, o kadar. Yani vergi reformu şart Türkiye'de. Güven şart. Bir de tasarrufu arttırmanız lazım. Tasarruf artmadan yatırım olmaz. Tasarruf artmadan siz yatırıma para bulamazsınız. Ondan sonra dışarıdan borçlanırsın. Borçlanınca da ödeyemez hale gelirsin. Onun formülleri var. Onun üzerine çalışmak lazım. Yani bir de dış politika çok önemli. Artık her şey dış politikaya bağlı. Kesin. Hiç kimseyle kavga etmeyeceksin. Kimseye bağırıp çağırmayacaksın. Amerika ile de iyi geçineceksin. Avrupa Birliği ile de iyi geçineceksin. Araplarla iyi geçineceksin. Bu arada İsrail'le de iyi geçineceksin. Rusya'yla da iyi geçineceksin. Yani kendi pazarlarını kuracaksın. Mesela rahmetlinin kurduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği vardı. Karadeniz çevresindeki tüm ülkeler, Rusya, Ukrayna, Romanya. Yine sınır ticareti vardı. Evet, sınır ticareti zaten doğudaki en önemli konuydu. Rahmetli döneminde 86'da çıktı. Babam vefat etti, 95'te sınır ticaretini kaldırdılar. Şimdi biz oraya gittik. Adam diyor ki, sınır ticaretinden kazandığımız parayla yaptık biz bunları. İhracat yapıyordu Türkiye. Yani sınır ticareti niye kaldırırsın? Sınır ticareti oradaki insanlara... Şimdi kaçak yollarla yapılıyor aynı iş aslında. Kaçak yollarla yapılıyor ama yeteri kadar yapılamıyor tabii. Çünkü sınırları iyi kontrol ediliyor. Yapamıyor adam, para kazanamıyor. Şimdi sen orada insanlara para kazandıracaksın, insanlar rahat yaşayacak ki teröre daha adam verme. Yani adam doğa çıkmasın açlıktan dolayı. Kandırılmasın. Bütün bunlara devlet politikası olarak bakıldı o zamanlar. Şimdi işte şirketler kendi çıkarları açısından sınır ticaretini yasaklatıyorlar bana sorarsan. Mesela bir şu ürünü getiriyor adam diyelim. O ürün burada ithalatını yapan bundan dolayı sınır ticaretini yasaklattırmaya çalışıyor ve onun üzerine gidiyor. Yani Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğusu kişi başına milli geliri 700-800 dolardı. Batı 10.000-15.000 dolara gelmişti. Bu kadar zenginlik farkı olunca oraları senin biraz kalkındırman için bazı şeyleri göz yumman lazım. Sınır ticaretine göz yumacaksın, bırakacaksın. Oradaki zenginlik farkı eşitlenmesi bile değil. Hani yarısı kadar bile olsa bunlara yapacaksın. Mesela özelleştirme. Batı'da özelleştirmeyi yap elektrikte ama Doğu'da yapma. Yine devletin orada bir ağırlığı olması lazım. Yani yapılacak çok şey var da. Yani bunlar saatler sürer. Bir de HDP'nin kapatılması yine bugünlerde gündemde. Sanırım kapatacaklar. Bana da öyle geliyor. Siz, bana da öyle geliyor. Rahmetli Özal yine bu konuya çok hassas. Kürt meselesine falan evet. Yaklaşımı. Siz nasıl görüyorsunuz? Vallahi HDP seçmenini, Kürt meselesini. HDP'nin kapatılması bana göre doğru değil. Zaten AK Parti ile MHP'nin bir şeyi vardı, kararı vardı. Partiler artık kapatılmayacak diye. Buna karar alan iki parti şu anda kapatılması için uğraşıyor şeyin, HDP'nin. Ha ne olur, HDP gibi daha önce bir sürü parti kapatıldı, yenisini açıyorlar. Yani bir şey de kazanmıyorsun. Ha, parti kapatılması doğru bir şey değil. Orada eğer teröre finans olan, destek olan kişiler varsa onlar cezalandır. Eğer varsa ve mahkemede ispat ediyorsan onlar cezalandır ama parti kapatır. Parti tüzel kişilik.
Canlı bir varlık da değil ki. Onu kapatsan öbürünü açar yarın. Açık belki de vardır bile ellerinde parti. Yani parti kapatarak çözemezsiniz bu işleri. Ha, parti kapatarak ne yaparsınız? HDP seçmenini arttırırsınız. Daha da güçlendirirsiniz. Reaksiyon gösterir insanlar. Mesela unutmayın. Sayın Cumhurbaşkanı başbakan olmadan önce hapse girdi. 6 ay hapse attılar, şiir okudu diye. Halk tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı, başbakan seçtiler. Yani insanları mağdur pozisyonuna soktunuz da sempatik hale getirirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı kim akıl veriyorsa doğru akıl vermiyor bana sorarsan. Sizin aynı zamanda Türkiye'ye ilk özel televizyonu getirdiğinizi de biliyoruz. Televizyoncu bir yanınız da var. Evet. Televizyoncu Ahmet Özal günümüz Türkiye medyasına nasıl bakıyor? Vallahi şöyle söyleyeyim. Şimdi demin de konuşuyorduk. Ulusal televizyonlar ve ulusal basın taraf olmuş. Herkes bir taraf olmuş. Ya o taraf ya bu taraf. Ortada doğru dürüst gerçekten tarafsız diyebileceğin televizyon ve gazete kalmamış. Bu çok politize olmuş basın. Doğru damga şey hariç. Şimdi onu söyleyeceğim. Yereller, yerel ve bölgesel televizyon ve gazetelerin daha adil ve daha tarafsız olması mümkün ve öyleler zaten. Onun için ben hep şunu söylüyorum. Yerel basın, yerel medya, yerel televizyonlara destek olmak lazım finansal olarak ki onlar çoğunlukta en azından tarafsızlığı ortaya koyabilsinler. Ulusallardan hiçbir hayır yok, onu söyleyeyim ben sana. Mesela bakıyorsun bir ulusal kanal A partisi veya B partisinin taraftarı, öbür taraf hiç haber bile yapmıyor. Bu doğru değil. Şimdi ticaret yaparlar, sonucu bu çünkü hani Batı'da bir televizyon sahibi ticaret yapamaz. Türkiye'de ise baktığınızda %99'u holdinglerin elinde, öyle para zaten, baronların elinde. Zaten şöyle söyleyeyim, sen ticaret yaparsan veya basın ticaret yaparsa hükümetten korkar. Hükümet aleyhine haber yapamaz. Taraf olur. Ama işte mesela Batı'da biliyorsun yasaktır. Başka bir iş yapması yasaktır basın dışında. Esasında bizim kanunlarda da var bu. Ama uygulanmıyor. Uygulanmayan kanunlar kanun bir işe yaramaz zaten. Eski arkadaşınız Cem Uzan'la görüşüyor musunuz? Yok, yıllardır görmedim onu ben. O Fransa'ya 10 sene oldu falan geldi değil mi? 10 sene önce bir görmüştüm. Gitmeden önce görüşmüştüm. Ondan sonra zaten bir şekilde kayboldu. O aile nerede hiç biliyor musunuz? Hakan Uzanlar falan. Vallahi hiç bilmiyorum ama onlar tahmin ediyorum onların gitti Ürdün. Bir gün onların da Türkiye'ye geleceğini düşünüyor musunuz? Vallahi benim aldığım bilgilere göre yani yazdıklarına göre Cem'in sosyal medyada gelmek istiyor tabii Türkiye'ye. Kolay mı 10 küsür senedir yurt dışına kalmak? Ama benim bildiğim kadarıyla 30 küsür sene yediği bir ceza var. Hapis cezası. Yargıtay tarafından onanmış. Bunun kalkması için yeniden yargılanma istiyor tahmin ediyorum ama yeniden yargılanma için de gelip burada müracaat edip beklemen lazım. Şimdi yeniden yargılanmaya hayır derse 30 sene içeride geçirirsin. Onun için de gelmez diye düşünüyorum ama hiç belli olmaz Türkiye burası. Sedat Peker'e nasıl bakıyorsunuz? Anlattıklarına, konuştuklarına, yaptıklarına, yapma sebep açıklamasına. Onun sebebini hiç bilmiyorum ama Sedat Peker'in söylediklerini herkes gibi ben de takip ettim. Şimdi önemli olan bunun söylediklerinin doğru olması veya yalan olması değil. Olması gereken söylediklerinin araştırılması, soruşturulması gerekir. Hiçbir savcı bir tanesini bile soruşturmuyor. Soruşturulursa doğru mu söylüyor, yanlış mı söylüyor anlaşılır. Ha, Sedat Peker şöyle bir şey var bütün basında. Şimdi bakıyorsun haberlere. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker diye başlıyor değil mi cümleler? Ya esasında bu adamın şeyi yok. Sabıka kaydı yok. Yani hiçbir sabıka kaydı olduğunu ben duymadım. Dolayısıyla organize suç örgütü lideri... Ama içeride yattı sonuçta. Yatmış ama şimdi o şekilde anlatarak da başka bir yere çekmeye çalışıyorlar. Yani organize suç örgütü lideri yalan söyler. Bilmiyoruz yalan mı söylüyor, doğru mu söylüyor. Ha. Ama ben söylediklerinin önemli bir kısmının önemli derecede olduğunu ve bundan araştırılması savcılar tarafından gerektiğini düşünüyorum.
ama hiç kimse araştırmıyor. O garip. Bütün bu anlatmalarını, anlatımına, videosuna, paylaşımına rağmen bir ülkeye, hani şimdi Cem Uzan da bir ülkeye sığındı ama pek sesi çıkmadı. Yeni yeni konuşma yaptı. Sedat Peker'in böyle direkt devlete eleştiri getirmesi, bakanına hakaret etmesi, hani yaptığı açıklamaların doğruları yanında bunu nasıl karşılıyorsunuz? Şimdi onun yapı itibariyle ben bir defa tanıştım Sedat Peker'le, bir defa tanıştım. Yapı itibariyle, geldiği nokta itibariyle konuşma tarzı o. Yani onu değiştiremezsin. O kendi jargonunda konuşan bir insan. Sen beğenirsin, ben beğenirim, beğenmem, o ayrı bir konu. Söylediklerinin karşısında kimse de bir şey söylemiyor. Yani hani yalan söylüyor, doğru söylemiyor falan diye itiraz eden de yok. Rahmetli Rıza'la ilgili hiç açıklaması oldu mu Sedat Peker'in? Yok, hiç olmadı. Benim gördüğüm kadarıyla hiç olmadı. Ben takip ettiğim kadarıyla öyle bir şey. Ama siz bir ara yargılandınız sanki böyle böyle şeyler, hatırlıyorum ben. Nerede? 2017 değil mi? Ha şey, Edirne. Evet. Edirne'de o zaman şeyde Edirne Emniyet Müdürü o zaman Hanefi Avcı. Evet. Benim internette bir adım çıkmış Edirne'de bir ihaleyle ilgili. Ben de Edirne bir Emniyet Müdürünü aradım. Ya dedim Hanefi Bey, benimle ilgili bir şey varsa gelip bilginiz ne istiyorsanız bilgi verin. Efendim gerek yok, sizinle alakalı değil dedi. Cumartesi günü bir arkadaşımın oğlunun cenazesinde cumartesi günü beni aldılar cenazeden. Götürdüler Edirne'ye. Bekledik ilk gün savcıyı. Savcıyla konuştum. Savcı dedi ki Ahmet Bey, sizin ne işiniz var burada? Vallahi getirdiler beni buraya dedim. Ya çok komik olan bir şey şu. Şeyin ihalesi yapılmayan, ihale olmayan ihaleye fesat karıştırmak. Ama ihale falan yok ortada, yapılmamış öyle bir ihale. Tamamen bu tip olaylar yaşadım. Geçmişe yönelik. Tabii. Ya telefonla konuşmuşum bir arkadaşımla. Adam bu işten bahsetmiş. Ben de benim alakamı, ben istemiyorum öyle bir şeylerdi. Benim tanıdığım da yok demişim. Ama tabii Hanefi Avcı, bana göre Hanefi Avcı'nın niyeti iyi değil. Yani ben Hanefi Avcı'nın kimseyi suçlamak istemiyorum ama FETÖ bağlantılarını herkesin iyi incelemek lazım. Şimdi bu videoyu arkadaşlarıma ayrıca çektireceğim. Sizin sosyal medyada TT olan bir fotoğrafınız var. Her bir şey çıkınca hemen Ahmet Özal babamı şöyle öldürdü. Şimdi babamı Mehmet Mert öldürdü bir videosu alıyorum. Ben de bunu paylaşacağım. Neyi? Kim öldürdü? Mehmet Mert öldürdü. Mehmet Mert. Evet. Bu nereden çıktı? Niye öyle? Vallahi çok enteresan. Bunu tabii babamın ölümü çok önemli bir konuydu. Bunlarla ilgili Allah rahmet eylesin. Bu arada da hepimizin gönlünde ayrı bir yeri var. Türk sağ olasın. Ama işte zehirler çıktı, bütün şeyler çıktı ortaya. Ama işi hafifletmek ve sulandırmak için böyle bir tiye alma meselesi çıktı. Fakat zamanla öyle bir hale geldi ki her şey. Mesela Fenerbahçe babamı öldürdü. Bilmem kim. Ben de ona çok paylaştım. Hakkınız helal edin. Ben daha çok Ali Koç'u paylaşıyorum. Çünkü biz Fenerbahçelileri pek mutlu etmiyor Ali Bey. Biliyorum. Şimdi bu sulandırıldı. Fakat ilginç bir şey söyleyeyim sana. Ben sokağa çıkıyorum. Genç çocuklar beni tanıyor Ahmet abi diye. Nereden? O sosyal medyadan tanıyorlar. Evet. Peki Ahmet Beyciğim, biz size son sorumuz şu olsun. Şimdi Türkiye'de hakikaten bir ekonomiden kaynaklı, Türkiye çok terör atlattı, ekonomik zorluklar atlattı, savaşlar atlattı ama son yıllarda hakikaten toplumu böyle baktığınızda çoğunluğu bir karamsarlık içerisinde. Sizin gözünüzle bu karamsarlıkta haklılar mı? Türkiye'nin kurtuluşu ne gözüküyor? Hakikaten bir takım kesimin söylediği gibi açlık, yokluk, yoksulluk, ekmek kuyruğu var mı? Yoksa bunlar algı operasyonu mu? Valla bir şey söyleyeyim size. Var tabii. Yani insanlar sıkıntı çekiyor. Yani bugün ekmek fiyatları artıyor. İnsanların kişi başına milli geliri düşmeye başladı. Ya ben sana çok basit bir örnek vereyim. Lütfen. Bundan birkaç kaç sene önce hatırlamıyorum. 200 liralık banknot basıldı. Basıldığı gün 136 dolardı o 200 lira. Şu anda 14 dolar.
İşte bu bizim satın alma gücümüzün ne kadar onda bir küçülmüş. Tabii ki. Yani dolayısıyla sıkıntılar var. Ama yani ben Türkiye tabii 70'lerde, 80'lerde çok sıkıntılar geçirdi, darbeler gördü, ekonomik sıkıntılar, krizler. Ama her zaman ayağa kalkmayı becerdi. Dolayısıyla ben ümitsiz değilim. Yani tabii ki sıkıntılar çekilecek. Ama mutlaka bir gün Türkiye tekrar eski halinden daha güçlü hale gelecektir. Hiç o konuda ümitsiz değilim. Kimseye de ümitsiz olmayın diyorum. Hiç kimse de olmasın. Çünkü Türkiye toparlarken. Büyük ülkedir Türkiye. Peki bir ekonomist olarak hakikaten bunu da ben de bu arada ekonomiye fazla uzak adam değilim ama örneğin 200 liranın bedelini sadece ölçmek için doları mı baz almak lazım? Doların dışındaki gelişmeler de yok mu? Hani dolar bazında baktığınızda onda bir küçülmüş ama aynı zamanda diğer kesimlerde de alım gücü de mi zayıflamış? Zaten şöyle bakacaksın sen. Yani doları bir tarafa bırak, altını da bir tarafa bırak. Sen o 200 lirayla kaç kilo un alabiliyordun, kaç kilo domates alabiliyordun hesaplasan veya bir asgari ücretle oradan da göreceksin ne kadar kayıba uğradığını. Yani eskiden, dolar gibi onda bir olmasa bile en azından bir kayıp var. Var tabii, çok var hem de. Dolayısıyla dolarla ölç, domatesle ölç, unla ölç, ekmekle ölç. Yani vatandaşın günlük kullandığı şeylerle ölç. Aldığın şu kadarsa şimdi bu kadar oldu. Maalesef. Son mesajımız da gençlere olsun. Gençlere ne önerirsiniz? Hani eğitimi mi, ticareti mi, e-ticareti mi, siyaseti mi? Şimdi gençlere şöyle söyleyeyim. Yani bizim zamanımızda bugün arasında fark şu. Yeni yeni meslekler çıkıyor artık. Kodlamalar çıkıyor. Ne bileyim, yapay zeka kodlamaları var. Yani bizim bilmediğimiz, bizim zamanında işte doktordu, avukattı, mühendisti falan bitti. Şimdi onun alt bilimleri daha yaygın, daha spesifik meslekler çıkıyor. Eğitime önem vermek birinci derecede önemli. Korkmadan her maceraya girsinler. Gençlik demek macera demektir. Ben mesela ilk televizyonu kurduğumda macera dediler bana, hatta deli dediler. Özel televizyon mu olur dediler. Sen manyaksın dediler bana. Ama özel televizyonu kurdum. Bugün. Arkadan ulusal televizyonlar, şu anda 2000 radyo istasyonu var Türkiye'de. Yüzlerce yerel televizyon var. Tekrar medyaya girmeyi düşünür müsünüz? Valla bilmiyorum artık yani. Ben her şeyi her zaman yapabilirim. Öyle evet. Hayırlısı olsun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler, bugün sevgili Sayın rahmetli 8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın oğlu. Ama aynı zamanda Türkiye'de gerçekten ekonomist, siyaset yapmış, milletvekilliği yapmış. Birçok özelliği olan Ahmet Özal'ı ağırladık. Ahmet Özal'a çıktığı bir yolda başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.